Evet, şimdi arkadaşlar bu fitre ile ilgili bir kısa bilgi paylaşacağım. Şimdi bununla ilgili çok yazanlar oluyor. Hemen bunu da bir göstereyim. Yani ben bu videoları ilk defa hobiye başlayanlar için çekiyorum arkadaşlar. Bu videolar yani ilk defa akvaryum kuranlar için. Zaten bu işi bilenler biliyor. Onlara sözümüz yok ama ilk böyle akvaryum kuracak arkadaşlar ne yapıyor? Pet Shop böyle bir iç fitre veriyor. Bakın bu çok önemli. İç fitre veriyor. Tamam, güzel ama bakın bunun kullanımını da anlatmak lazım. Şimdi bunlar küçük fitre olduğu için küçük akvaryumlar içindir. Yani çok büyük akvaryumlara olmaz ama yine de büyük akvaryumlara veriliyor. Bakın bunun birkaç parçası var. Şöyle göstereyim. Mesela hava motoru olmayanlar için içinde hortum var. Küçük aparatlarını buraya takıyoruz. Buradan da dışarıdaki havayı içeri üflüyor. Bakın bu parçayı da değiştireceğim. Şimdi çok yanlış kullanılıyor. O yüzden biz de gönderiyoruz. Diyorlar abi bu arızalı. Yanlış kullanımdan dolayı bilginiz olsun. Şöyle gösteriyorum arkadaşlar. Bakın bunun içinde şöyle bir aparatı var. Bakın şu çıkıyor. Şu çıktı. Bunu koyuyoruz. Bakın şöyle bir aparatı var. Taktık bunu. Şöyle bir olayı var. Görüyorsunuz. Buraya da hortumu takılır. Yani bu içindeki hortum kısaysa bile uzununu alıp kullanabilirsiniz. Bu hortum da dışarıda duruyor. Dışarıdaki havayı içeri üflüyor bu çalıştığı zaman. Değil mi? Ama şöyle bir yanlış var. Bu yanlışı yani fark edemiyoruz. Aslında biz de bunu ilk hobiciliğimizde kullandık ama bunu kullandığımız zaman yani arıza gibi sandığımız şeyi biz de başımıza geldiği zaman ne yapıyoruz? Ya bunu tespit ediyoruz. Bu fazla basınçlı akvaryumlar için olmaz yani. Olsa bile üstte durur. Yani bunu aşağı indirdikçe ne olacak? Motor zorlanacak, üflemesi atacak böyle pıt 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 pıt. Biraz daha indirdiği zaman hiç atmayacak ya da çalışmayacak, zorlanacak. O yüzden bu tür iç fitreler arkadaşlar bakın şöyle kullandığımız iç fitreler su hizasında olmalı. Akvaryumda su hizasında olmalı. Bu da bakın şu da yanlış kullanılıyor. Mesela bazılarının hava motoru var. Hava veriyor ve hala bu kullanılıyor. Buna gerek yok. Yani hava motorunuz varsa buna gerek yok arkadaşlar. Yani zaten hava veriyor. Bu zaten bunsuz zaten kullanılır. Şunu takacaksınız. Bu zaten üflemeye devam eder. Ya da şelale. Ya da şöyle şelale borusu vardır. Bu daha iyidir. Hafiften bunu bakın suyun üstüne doğru çıkartırsanız buradan su üfleyerek suda kabarcık yapacak. Bu bile oksijen sağlar. Yani buraya hortumu takıp içeri hava verirken ne yapıyor? Ses çıkartıyor. Ses çıkarması da rahatsız ediyor. Ya da hava motorunuz varsa dediğim gibi direkt şunu takın. İçeri sadece sirkülasyon yapsın. Küçük akvaryumlar için. Ama bunun büyüklerini de çok küçük akvaryumlara veriliyor. Yani iyi temizlesin diye ama bu sefer de balıkları savuruyor. O yüzden bu fitrelere arkadaşlar kullanırken çok dikkat edin. Yani bunların bir sürü boyları var. Hani ben en güçlüsünü alayım, akvaryum güzel temizlesin diye bir şey yok. Ona göre bunlar çok önemli arkadaşlar. Yani dediğim gibi fazla aşağı indirmiyorsunuz. İndirdikçe basınçtan dolayı çalışmayacak, pıt pıt atacak. Ve de ilk çalıştırma sürecinde şu çok önemli. Bunu bir suya yedirmeniz lazım. Suya bir daldırın. Havaya alsın. Hava yaptığı zaman çalışmaz. Buraya çok böyle benden değil başka yerden de alıp getiriyorlar. İşte diyorlar ki abi benim bu bozuldu yenisini ver. Ben hemen alıp bakıyorum anlıyorum burada çalıştırıyorum bir daha veriyorum kendilerine. Yani bir daha yeni motor almalarını engelliyorum. Yoksa boşuna masraf yapacak yani. Bu şekilde çok kişi geliyor bilginiz olsun. Şöyle bir daldırıp çıkartın. Çalışırken şöyle bir içeri doğru hareket edin. İyice çalışmasını sağlayın. Ondan sonra çalıştığını göreceksiniz. Bu hava motoru için de geçerli. Hava motoru nasıl hava veriyor? Aşağı indirdikçe ne yapıyor? Hava azalıyor. Onun için o kutudaki güç ayarını okuyun. Bunlar önemli arkadaşlar. Bu da kısa bir bilgi olsun. Bunlardan temin etmek için de akvaryumexpress.com sitemizden ulaşabilirsiniz.
Zaten yüzlerce yem çeşidi var. Gerçekten 300 çeşit yem çeşidimiz var. Filtre çeşitleri var. Bunları da aquariumexpress.com uygulamamızda indirin. Kanalımıza da abone olun. Bununla ilgili videolar gelecek arkadaşlar. Yani sıklıkla bu tür videolar atacağım. Ürünlerle alakalı hangi ürün kullanılır, hangi filtre kullanılır, balıklar için hangi yemler kullanılır. Bunların videoları da gelecek arkadaşlar. Kanala abone olun. Sayımız biraz artsın. Bu aralar yerimizde sayıyoruz. Desteğinizi bekliyorum arkadaşlar. Görüşmek üzere.